O merkezde Türdeş K küresi sürtünmesi önemsiz duvar ve kalas arasında şekil birdeki bir dengedeyken duvar ve kalasın küreye uyguladığı tepki kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla N1 N2'dir. K küresi şekil 2'deki gibi yeniden dengelendiğinde duvar ve kalasın tepki kuvvetlerinin büyüklüğü N1 üstü N2 üstü oluyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Beta'nın alfadan büyük olduğu söylenmiş. Şimdi bakın birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimizde aradaki açının arttığını gözlemliyoruz. Şimdi bu kuvvetleri bir noktaya taşıdığımızda N1'i aldım kürenin merkezine taşıdım. N2'yi aldım kürenin merkezine taşıdım. Ağırlığını da yerin merkezine doğru çizdiğimizde aynı şeyi ikinci şekil içinde yaparsak bakın N2'yi aldım kürenin merkezine taşıdım. N1'i aldım kürenin merkezine taşıdım. Ağırlığı yine yerin merkezine doğru çizdim. Şimdi burada nasıl bir değişiklik oluyor? Bakın N1'in N1'in doğrultusu ve ağırlığın doğrultusu değişmiyor. Sadece N2 başlangıçta bu şekildeyken N2 üssü bakın ne oldu? Biraz daha düşey doğrultuda yukarı doğru kalkmış oldu arkadaşlar. Yani buradaki açımız eskiye göre şöyle yapalım. Eski açımıza buraya biz teta diyelim. Teta açımız ne yapıyor? Artıyor. Şimdi burada kuvvetli bileşenleri ayırdığımızda denge şartlarından yararlanırsak buradaki düşey bileşen yani N2'nin düşey bileşeni N2 çarpı sinüs teta'nın ağırlığa eşit olduğunu ve yatay bileşeninin de bakın N2 çarpı kosinüs teta bileşeninde N1 tarafından dengelendiğini görüyoruz. O zaman bu dengeyi yazalım. N2 çarpı sinüs teta eşittir yukarı çekenler aşağı çekenlere ağırla. Ağırlığımız değişiyor mu arkadaşlar? Birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimizde değişmiyor. Peki açı ne yapıyor? Birinci pozisyondan ikinci pozisyona geldiğimizde açımız artıyor. Açı artarsa sinüs teta ifadesi artmış olur. G sabitken açı arttığı için sinüs teta arttığı için N2 buradan azalmış olur. Yani N2'miz azalıyor. O zaman N2'nin N2 üstünden büyük olduğunu söyleriz. Çünkü azalmış. Birincisi için denge yazdığımızda bakın. Yine sola çekenleri sağa çekenleri eşitlersek N1 sağa çekiyor. N2 cos teta da sola çekiyor. Yine eşitliği yazıyorum. N2 çarpı cos teta eşit olmalı. Sağa doğru çeken N1'e. Kosinüs da tetamız ikini duruma geçtiğimizde ne yapıyor? Tetamız arkadaşlar ikinci pozisyonda artıyor. O zaman kosinüs teta'da teta artarsa bakın kosinüs teta ifademiz azalır. E peki biz biraz önce n2'nin de azaldığını bulmadık mı? Bulduk. Hem kosinüs teta hem de n2 azaldığı için n1'in başka çaresi kalmıyor. n1 de azalmak zorunda. Demek ki Birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimizde n1 de azaldı. Yani n1 büyüktür, n1 üstü diyoruz. Hem n2, n2 üstünden büyük hem de n1, n1 üstünden büyük. n1, n1 üstünden büyük, n2 de n2 üstünden büyük. İkisini sağlayan burada c seçeneğimiz doğru cevap olmalı. Akıntı hızının sabit ve A büyüklüğünde olduğu ırmağın kenarındaki A ve B noktalarından yüzmeye başlayan X ve Y yüzücülerinin suya göre hız vektörleri olan VX ve VY şeklindeki gibi olup Y yüzücüsünün yere göre hızı akıntı doğrultusuna diktir. X ve Y yüzücüleri aynı anda yüzmeye başladığına göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Birim karelerin özdeş olduğu belirtilmiş. Şimdi Y'nin yere göre hızı Akıntı doğrultusuna dikse bakın akıntı doğrultusu x doğrultusu e, dik olabilmesi için yere göre hızının demek ki akıntı hızı bakın sağa doğru bir birim şiddetinde olursa yüzücünün yere göre hızı da yüzücünün yere göre hızı da bakın ne olur? Şu şekilde akıntı hızı cismin hızına eklenmiş haldeki hıza yere göre hız diyoruz. O zaman yere göre hızımız bakın şu şekilde oldu akıntı doğrusuna dik doğrultu olmuş oldu. Yani bu buradaki y yüzücüsünün yere göre hızı olmuş oldu. Peki o zaman yere göre bu hızla ne yapacak? Bir birimli akıntıya dik doğrultuda şu şekilde hareket edecek. T sürede buraya gelecek. 2T sürede buraya gelecek. 3T, 4T, 5T, 6 de karşıya varmış olacak. Aynı şeyi X hareketlisi için konuştuğumuzda akıntı hızını eklediğimizde cismin yere göre hızına baktığımızda Yere göre hızı bakın şöyle kök 5 birim şiddetinde böyle bir değere sahip olmuş olacak. Yere göre hız kimin? X yüzücüsünün. 1 de buraya varacak, 2 t de buraya varacak, 3 t de bu noktaya varmış olacak. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. K noktasında karşılaşırlar. Şimdi T T süre gidelim arkadaşlar. 1T sürede buraya geldiğinde 2T sürede K noktasına vardı Y yüzücüsü. Yine x yüzücüsü de t sürede buraya geldiğinde 2t de k noktasına geldi. Demek ki aynı sürede k noktasına karşılaşıyorlar mı? Evet. 2. x yüzücüsü karşı kıya ulaştığında y yüzücüsü l noktasında olur. x yüzücüsüne baktığımızda 1, 2, 3t de karşı kıya varıyor. y yüzücüsü ise 1t, 2t, 3t bakın l noktasına vardı. Bu da l noktasına varır demiş. Doğru. 3 akıntı hızının büyüklüğü 2 ve a olsaydı yani 2 katına çıksaydı yüzücüler M noktasında karşılaşırdı demiş. Şimdi hemen burayı bir temizleyelim. Akıntı hızını 2 katına çıkaralım. Akıntı hızı 1 bir birimdi sağa doğru. Şimdi 2 katına çıkarırsak 2 birim sağa doğru akıntı hızını yüzücülerin hızlarının uçlarına ekliyorum. Yere göre hızlarına bakıyorum. Şimdi yere göre hızları nasıl olacak? Bakın akıntı hızını eklediğimizdeki hız yere göre hızdır. Y hareketlisi için bu, X hareketlisi için de bu. O halde 1T sürede sürede Y bu noktaya geldiğinde X bu noktaya gelmiş olacak 2T'de Y M noktasına vardığında X de yine M noktasına varacak ve M noktasında karşılaşacaklar mı? Evet. O zaman bu da doğru çıktı. Hepsi doğru olduğu için cevap A seçeneği olmalı. Üst üste konulmuş kitapların kenarlarına dayanmış sürtünmesi yüzeye sahip cetvel ile düşey kesme şekildeki ekibi olan eğik düzlem oluşturulmuştur. Cetvel yüzeyine temas eden K cismin cetve, cetvel yüzeyine paralel doğrultuda V0 büyüklüğündeki hızla fırlatılıyor. Buna göre cetvel yüzeyinde hareket eden K cisminin ivmesinin büyüklüğü niceliklerinden hangilerine bağlı değildir şeklinde sorulmuş. Şimdi bakın ortam sürtünmesiz. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Cismi ister düşey doğrultuya yukarı atın, isterseniz de aşağı doğru atın. Bu cismin ağırlığı yerin merkezine doğru yani aşağı yönde mg olduğu için ağırlığının eğik düzleme şuradaki cetvele yani paralel bir konumdaki bileşeni mg sinüs alfadır. Bu açıya eğim açısına alfa dersek mg sinüs alfa Burada cismi hareket ettirmeye çalışan ağırlığının bileşeni oluyor. Ve cisme etkiyen net kuvvet F net eşittir M çarpı A prensibine göre M G sinüs alfayı burada M A'ya eşitlersek buradan kütleler birbirlerini götürüyor ve ivmenin G çarpı sinüs alfaya eşit olduğunu görüyoruz. İster yukarı atalım ister aşağı atalım arkadaşlar. Bu cisme hareket yönünde veya zıtlı yönde ne uygulanıyor? Ağırlığını sinüs alfası etkiyor. Onun için de ağımız g çarpı sin alfa dediğimiz sabit bir ivmeye sahip oluyor. İvmesi sabit. O zaman cisim yukarı çıkarken düzgün yavaşlıyor. Aşağı inerken de düzgün hızlanıyor. Buna göre bir k cisminin fırlatılma yönü. Şimdi burada bizden k cisminin ivmesinin büyüklüğü sorulmuş. İvme g ve sinüs alfaya bağlı. Başka bir şeye bağlı değil. Yani k cisminin fırlatılma yönüne bağlı değil. Yani ister yukarı fırlatılsın, ister aşağı fırlatılsın bu ikisine de bağlı değil. K cisminin kütlesi. Bakın kütleler de birbirini götürdü. Kütleye de bağlı değil. K cisminin fırlatılma hızının büyüklüğü yine K cisminin fırlatılma hızının büyüklüğüne de bağlı değil. Çünkü ivme hızdaki değişim. Yani ilk hızın ne olduğu önemli değil. Burada birim zamandaki hız değişimine ivme dediğimiz için ivme burada ilk hıza bağlı olmaz. Bunların hiçbirisine bağlı olmadığı için Bağlı değil olanlar soruluyor. Cevap E seçeneği olmalı. Sürtümelerin ve hava direncinin önemsel midye ortamdaki oyuncak tabancanın yayı denge konumu olan M'den K'ya kadar sıkıştırılıp önüne şekil 1'deki gibi boncuk konuluyor. Yay serbest bırakılıp fırlatılan boncuğun şekil ikli konumdan geçerken kinetik enerjisi E oluyor. Buna göre yayın bu ucu L noktasından geçerken boncuğun kinetik enerjisi kaç E olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar denge konumu M. M'den K'ya kadar getirmişiz ve 2H kadar sıkıştırmışız. Şimdi burada yayda bir esneklik potansiyel enerji depolanıyor. Bu enerji L ve M'den geçerken kinetiğe dönüşüyor. O zaman bir enerji korunum bağıntısını uyguladığımızda ilk enerjiyi son enerjiye eşitlersek bakın Şekil ikide konumdan geçerken yani M'den geçerken kinetik enerjisine E demiş. O zaman başlangıçta burada yayda depolanan 1 bölü 2 K çarpı X'in karesi dediğimiz yani esneklik potansiyel enerjiyi buradaki şekle uyarlıyorum. 2H'ın karesi 4H kare olmuş oldu. Eşit olacak E kinetik enerjisine E diyelim. Şimdi L noktasından geçerken bir enerji konumunda yazalım. Yine K noktasında maksimum sıkıştıktan sonra ne yapıyoruz? 1 bölü 2 çarpı K çarpı 4 H karelik bir neyimiz var? Esneklik potansiyelimiz var. L'den geçerken ne oluyor? Hem esneklik potansiyel 1 bölü 2 çarpı K çarpı H'ın karesi artı bir de kinetik enerjimiz oluyor. Bu kinetik enerjiye de arkadaşlar E üstü diyelim. İşte bu kinetik enerjiyi soruyor bize. E burada 4 tane 1 bölü 2 k h kare. Burada bir tane 1 bölü 2 k h kare olduğu için sol tarafa atarsam bunu 3 tane 1 bölü 2 k h kare şeklinde bir enerji L noktasındaki kinetik enerjisi olmuş olur. Yani E üstü olur. Peki o zaman arkadaşlar biz 4 tane 1 bölü 2 k h kareye E dersek 3 tanesi yukarıdakinin 3 bölü 4 katıdır. Yani ben buna 3 bölü 4 E diyebilir miyim derim. E üstünün buradan 3 bölü 4 E olması gerekiyor. Demek ki bize bu sorulduğu için bakın bize L noktasından geçerken boncuğun kinetik enerjisi sorulmuş. Biz de ona E üstü dediğimiz için cevap E seçeneği burada doğru cevap olmalı. Ağırlığı GK olan eşit bölmeli düzgün türdeş K çubuğu ağırlığı GL olan L cismi ağırlığı GM olan M cismi sürtünmesiz makaralar ve ağırlıksız iplerle oluşturulan düzenek şekildeki bir dengededir. Buna göre G, K, G, L, G, M'nin arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Gerekli sinüs ve kosinüs değerler belirtilmiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce K çubuğunun eşit bölmeli düzgün türdeş çubuk olduğu söylenmiş. 6 bölümden oluştuğu için bölmeden oluştuğu için bakın ağırlık merkezinden yani tam orta noktasından ağırlığını asıyorum. Ağırlığı GK şeklinde astığımızda ipin asıldığı düşey doğrultuya göre tork alırsam e, K'nın torku L'nin torku tarafından dengeleniyor. O zaman GK çarpı ipin asıldığı noktaya olan uzaklığa 1 diyelim. Eşittir GL çarpı uzaklığımız 2 birim. GL çarpı 2 dediğimizde GK'ya ben 2G dersem GL buradan G çıkar. Demek ki GK'ya 2G dedim. GL de buradan G çıktı. Şimdi yukarı çekenleri aşağı çekenleri dediğimizde çubuğun ağırlığı ile L cisminin ağırlığının toplamı yani 3G bu ipteki girme kuvvetine eşit olacak. Yine buna 3G dediğimizde aynı ip olduğu için aynı ip olduğu için bu ipteki girme kuvveti de 3G'dir. O zaman M cisminin ağırlığına da 3G demiş olduk. Yani burada burada dikkat ederseniz M'nin ağırlığına 3G dediğimizde en büyük M'nin ağırlığı çıktı. GM en büyük olur. Sonra K'nın ağırlığı da L'nin ağırlığının 2 katı çıktığı için GK ve GL şeklinde bir sıralama gerçekleştirmiş oluruz. Yani MKL şeklinde doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Sürtümesiz yatay yalıtkan düzlemde elektrik yüklü KLM noktasal cisimleri şekilde konumlarında sabit tutulmakta olup L cismi serbest bırakıldığında hareket etmediği gözlemleniyor. Buna göre aşağıdaki niceliklerden hangisi kesinlikle bilinebilir şeklinde sorulmuş. L'yi serbest bıraktığımızda hareket etmiyorsa arkadaşlar diyelim L artı yüklü olsun K ve M ya bunu eşit şiddetle ve zıt yönde çekecek ya da içecek. O halde baktığımızda her ikisinin ittiğini düşünürsem mesela artı artı işaretli olduğunu düşünürsem K'nın V'ye uyguladığı elektriksel kuvvetin M'nin L'ye uyguladığı elektriksel kuvvete eşit şiddette ve zıt yönde olması gerekecek. Yani o zaman K'nın yaptığı etki FK, M'nin yaptığı etki FM'ye eşit büyüklükte olmalı. E peki f k'yi f eşitliyorum. Bakın k ile l'nin etkileşimi k çarpı q k çarpı q l bölü aradaki uzaklığın karesi d kare şeklinde olacak. Yine m ile l'nin etkileşimi k çarpı q k çarpı pardon q l çarpı q m bölü aradaki uzaklığın karesi 4 d kare. Peki buradan yola çıkarak k'lar gitti l'ler gitti ve karşıma bakın D karelerde gidince 4 tane Q k'nın M'ye eşit olduğunu gördük. Yani k'nın yüküne Q dersek M'nin yükü 4Q olacak ve bunlar aynı işaretli olacak. Buna göre biz burada neyi bulabildik arkadaşlar? L k cisminin yük işaretini bulabildik mi? Hayır. K cisminin yük işareti L ve M'nin yük işaretiyle aynı ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Yine L cisminin yük işaretini de net olarak bilmiyoruz. Hepsi artı, hepsi eksi de olabiliyordu. M cisminin yük işareti onu da bilemeyiz. K ve M cisminin yük miktarları oranı. Evet K ve M'nin yük miktarları oranına kesinlikle ulaşırız. Bakın 1'e 4 oranda bir yükleri var. K ve L cisminin yük miktarlarını yine L'ler birbirine götürdüğü için L'nin yük miktarına ulaşamayız. Onun için de cevabımız D seçeneği doğrudur. Sayfa düzlemindeki eşkenar üçgenin köşelerine dik olarak yerleştirilmiş sonsuz uzunluktaki KLM telleri şekildeki gibi sırasıyla İK, İL, İM şiddetinde elektrik akımı taşımakta olup K telini etki eden bileşke manyetik kuvvet FK'dır. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar akım geçen teller eğer aynı yönde akım geçiyorlarsa birbirlerine çekme kuvveti zıt yönde akım geçiyorlarsa birbirlerine itme kuvveti uygular. Bakın buradaki İK ile İL'yi düşündüğümüzde bu iki tel böyle bir bileşkenin olabilmesi için bileşke iki kuvvetin arasında olduğundan dolayı L teli K telin arkadaşlar bu yönde iterse yine M teli de K telini bu yönde çekerse ikisinin bileşkesi ikisinin arasından böyle bir bileşkeyi oluşturabilir. O zaman L teli K telini ittiği için ee, akımlar aynı yönde olduğunda çekiyordu, zıt yönde olduğunda itecek. Yani bunun içeri doğru bir akım gittiğini düşünürsek, bu da zıt yönde olması gerektiğinden dolayı itmesi için, bu da dışarı yönde bir akım geçen tel olsun. E, M de bunu çektiği için aynı yönde olacak, yani dışarı yönde akım geçen bir tel olması gerekecek. Peki dikkat ederseniz, e, buradaki açımız 60 derece. E, bu da eşkenar üçgen. Şurası da 60 ise demek ki bu açı da 60 oluyor. Yani bu ne anlama geliyor? L'nin yapmış olduğu etki ile FL diyelim. Yine M'nin yapmış olduğu etki FM kuvvet olarak iki kuvvetin bileşkesi ikisinin tam ortasından geçiyorsa demek ki bu kuvvetler eşit büyüklüktedir. Yani L ile M'nin eşit büyüklükte bir kuvvet uyguladığını gözlemliyoruz. E, bu ne anlama geliyor? Şimdi akım geçen teller birbirlerine manyetik kuvvet uyguluyorlardı ve manyetik kuvvetin şiddeti k çarpı 2 tane i1 çarpı i2 bölü aradaki uzaklık çarpı karşılıklı gelen ortak boy diyorduk. Peki aradaki uzaklıklarımız aynı, L'lerimiz de aynı. O zaman akımlarının çarpımlarının da eşit olması gerekiyor. Yani iL ile iK'nın çarpımı iM ile iK'nın çarpımına eşitse yani ikisi de K'ya aynı kuvveti uyguluyorlarsa arkadaşlar aynı iken bunların akım şiddeti eşit olacak. Yani L'nin akım şiddeti ile M'nin akım şiddeti birbirlerine eşit. K'nın akım şiddeti hakkında kesin bir yorum yapamayız. K'yı hem L hem de M ortak kuvvet uygularken kullandığı için K'nın akım şiddeti hakkında kesin bir sonuca ulaşamayız. Buna göre kesinlikle diye sorduğu için LM eşit mi? Kesin. K hakkında kesin bir şey söyleyebiliyor muyduk? Hayır. K ve L telleri zıt yönlerde akım taşımaktadır diyor. Evet K ve L tellerine baktığımızda arkadaşlar birbirlerini ittiklerine ite, itebilmeleri için de zıt yönde akım geçmeleri gerektiğini söylemiştik. Bu da kesinlikle doğru. Onun için de cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yere göre v sıfır büyüklüğündeki sabit hızla yatay doğrultuda hareket eden uçak şekillik konumdan geçerken bir koli uçağa göre serbest bırakılıyor ve bir süre sonra 200 metre uzaklığındaki ada yüzeyine çarpıyor. Buna göre uçağın hızının büyüklüğü değerlerinden hangilerine eşit olabilir şeklinde sorulmuş. Bakın arkadaşlar burada. Uçağımız yatay doğrultuda hareket ederken V0 hızıyla bakın yatay hareket ederken koliyi bıraktığında kolinin de arkadaşlar tabi uçağa göre serbest bıraktığı için uçağın hızı V0 kolinin de hızı V0 olacak. Yani demek ki koli yatayda V0 hızıyla atılan bir yatay atış hareketi yapmış oluyor. Ne kadar yukarıdan bırakmışız? 200, 200, e, 2000 metre yani 2 kilometre. peki harç eşittir 1 bölü 2. GT kare bağıntısından yararlanırsak 2000 metre yükseklikten bırakıyoruz. G'yi 10 aldığımızda 5 t kareye eşitlediğimizde bakın 400 eşittir t kare çıkarsa t'nin buradan 20 saniye olduğunu gözlemleriz. 20 saniyede bu paketimiz yere düşecek. Peki buradaki adaya düşebilmesi için adanın bir sınırı burası diğer uç sınırı burası. O zaman ya 1600 metre ileriye ya da arkadaşlar 1800 metre ileriye gitmesi lazım. Peki menzilimiz burada. Birinci durum için yani en düşük menzil için konuştuğumuzda 1600 metre ileri gitmeli. E, menzil yolunda x eşittir. V çarpı t ile bulduğumuz için v0 çarpı t diyorum. t'nin de 20 saniye olduğunu biraz önce bulmuştum. Buradan v sıfır hızımızın en düşük hız yani 80 metre bölü saniye olması gerekir. Peki en uç noktaya adanın diğer ucuna düştüğünü düşünelim. X2 yolumuz bu sefer 1600 artı 200'den 1800 metre olacak. Ve buradan V0 çarpı 20 saniyeden dolayı e, maksimum en uç noktada da V0 hızımız arkadaşlar ne oldu? 20'ye bölersek 90 oldu. Demek ki 90 ve 80 dahil aradaki tüm değerleri alabilir bu adaya buradaki paketin düşmesi için. 75 bu aralıkta mı? Hayır. 85 bu aralıkta? Evet. 95 bu aralıkta mı? Hayır. O zaman demek ki adaya düşmesini istiyorsak paketin buradakilerden 85 metre bölü saniye hızla atılması gerekir. Sorumuz hidrojen atomuna ait model aşağıdaki gibi olup 1, 2, 3 nolu atom altı parçacıklar bu model üzerinde gösterilmiştir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakarsak bu çekirdeğin içerisinde olan bir parçacığa benziyor. Çevresinde bir nolu dolanan da bir elektron gibi gözüküyor. Yani bunun elektron olduğunu, bunun çekirdek yapısı olduğunu ve çekirdekte üç kuarkın bir araya gelmesiyle oluşmuş kuarklardan oluşan bir parçacık olduğunu düşünüyoruz. O zaman bir nolu parçacık bir temel parçacıktır. Arkadaşlar bir elektron olduğu için elektronlar leptonlar grubuna girer ve temel parçacıklardır. Yani daha alt parçacığa bölünemeyen maddesel parçacıklardır hatta. Evet bir doğru. 2. İki nolu parçacık bir temel parçacıktır. İki nolu parçacığa baktığımızda bunlar 3 kuart bir araya gelerek proton, nötron, lambda, kesi, sigma, omega gibi çekirdeği oluşturan parçacıkların oluşumuna sebep oluyorlar. Kuartlar hadronlar ailesinde yer alıyorlar. Üçlü veya ikili bir araya gelebiliyorlar. 3 kuarkın bir araya gelmesiyle oluşmuş bu gruba baryonlar ailesi diyoruz. Yani demek ki buradaki her bir kuark temel bir parçacık. Yani çekirdeğin içerisindeki bu parçacıklar da arkadaşlar kuarklardır ve temel parçacıklardır. İki de doğru. 3 nolu parçacık gluondur. 3 nolu parçacık bakın görüyorsunuz kuarklar arasındaki etkileşimi sağlayan parçacıklardır. Bunlar da gluon dediğimiz etkileşim parçacıkları, alan parçacıkları veya kuvvet parçacıkları olarak da ifade ediliyor. Bu da doğrudur. D. Bir nolu parçacık mezon ailesinin bir üyesidir. Bir nolu parçacık elektron mezon üyesi bir ailenin üyesi değildir. Çünkü mezonlar iki kuarkın bir araya gelmesiyle oluşurlar. Bir kuarkla bir karşıt kuarkın bir araya gelmesi gerekiyor. O zaman D yanlış oldu burada. E, iki nolu parçacık kuarktır. Evet, iki nolu parçacığın arkadaşlar bir kuark olduğunu söyledik. Hem temel parçacıktır hem de kuarkta bir sonuçta temel parçacık olmuş oluyor. Bu da doğrudur. İki nolu parçacık kuarktır. Cevap D seçeneği olmalı. Yayınlanan bozunum ürünleri radyoaktif numuneden artı Z yönünde hareket ederek kurşun bloktan çıkıyorlar. +x yönünde manyetik alana giriyorlar. Daha sonra xy düzlemindeki fosforlu ekranın KLM noktalarına çarparak ekranda iz bırakıyorlar. Buna göre KLM noktalarına isabet eden bozunum ürünleri hangi çekirdek bozunumunun sonucunda çekirdekten yayınlanmış olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar radyoaktif maddeler alfa, beta, gama gibi ışıma yaparak kararlı hale geçmeye çalışıyorlar. Alfa ışıması helyum artı 2 parçacığıdır ve artı yüklüdür. O halde beta ışımasına baktığımızda beta artısı ve beta eksisi var. Beta artı ışıması e, pozitron salması yani elektronun karşıt parçacığı salması. Beta eksi de elektron salması yani 1 artı 1'e eksi yüklü bir ışımadır. Gama ışıması ise gama ışıması bir enerji ışımasıdır. Yani Enerjinde yükü olmadığı için bir enerji paketçi şeklinde maddesel değil de bu bir enerji ışımasıdır. Diğerleri parçacık ışıması yani yükleri var ama fotonun bir yükü yok. Ondan dolayı da manyetik alanlı bölgede gama ışınları bir yükü olmadığından dolayı kuvvete maruz kalmaz. Dümdüz yoluna devam eder. Yani L ışımasının bir gama bozunumu olduğunu söyleriz. Yani L gama ışıması olacak. Gelelim K ve M ışımalarına. Şimdi sağ el kuralına göre bakın. Cismi yukarı yönde düşey yukarı doğru V hızıyla fırlattığımızda yani ışının bozunumu yukarı yönde gönderdiğimizde bakın. Baş parmağımızı yukarı tuttuğumuzda dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek. Nereyi gösterecek öğretmenim? Endenese doğru sağ tarafı gösterecek. Şimdi baş parmağım yukarı dört parmağımda elimi tabi düz tutuyorum. Sağ tarafı gösterdi. Şimdi avuç içi artı yüklerin maruz kaldığı kuvvetin yönünü gösteriyor. Yani içeriği gösteriyor şu an benim elimin içi. Artı yük, artı yük içeri doğru bir manyetik kuvvete maruz kalırsa artı yükler içeri doğru bir manyetik kuvvete maruz kalınca M şeklinde bir noktaya çarpmış oluyor. O halde artı yük hangisi arkadaşlar? Beta artı veya helyum artı iki parçacı. bunlar ikisi de artı yüklü. O halde M ya beta artı bozunumu ya da alfa bozunumu olacak. Alfa bozunumu olabilir. Beta artı bozunumu da olabilir. Ama burada beta artı bozunumu yazmamışlar. Demek ki şöp belli oldu aslında A seçeneği. Şimdi diğerini de bakalım. Yine sahil kuralına göre hareket e, bozunumun hareket yönü yukarı yönde. Baş parmağımızı yukarı tuttuk. Dört parmağımız yine manyetik alanın yönünü yani sağ tarafı gösterdi. Elimin tersi de. Bakın dışarıyı gösteriyor. Yani dışarı yönde bir manyetik kuvvete maruz kalacak kim? Eksi yükler. Yani o zaman burada K yönünde sapmış olacak. Peki eksi ışıma hangisi arkadaşlar burada? Elektron yani beta eksi ışıması. Yani demek ki beta eksi ışıması da burada K bozulumu şeklinde gerçekleşiyor. Demek ki arkadaşlar bu noktalara düşenler beta eksi gama ve alfa şeklinde olmalı. Cevap A seçeneği doğrudur. Bir yayın ucuna bağlı K cismi ve üzerine sabitlenmiş L cismi KN aralığında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre sistemin periyodu değişiklerinden hangilerinin tek başına yapılması sonucunda azalır şeklinde sorulmuş sürtünmelerinde önemsiz olduğu belirtilmiş. Burada yaylı bir düzenek görüyoruz. Yaylı düzeneklerde periyot bulunurken 2 pi M bölü k'dan yararlanır. Yani biz buna tam ekliyoruz. Ve burada periyodumuz cismin kütlesine yay sabitine ve yayın yayın arkadaşlar uzunluğuna bakın uzaması değil uzunluğuna bağlı. Yani L uzunluğunda bir yay yerine 2L uzunluğunda bir yay da kullanılabilir. Uzunluğuna bağlı. Buna göre 1. L cisminin K cismi üzerinden alınması. Şimdi L cismini K cisminin üzerinden aldığımızda arkadaşlar ne değişecek? Kütle azalacak. E kütle azalırsa periyot azalacak. Hangisinin tek başına yapılması sonucunda? periyodun azaldığını soruyordu. Evet bir azaltır. 2. Yayın esneklik sabitinin artması. Esneklik yay sabiti, yayın esneklik kaç sayısı daha doğrusu e, ne yapacağız? Artırıyoruz. Artırdığımızda periyot ne yapacak? Azalacak mı? Azalacak. O halde biz de azalmasını istiyorduk. 2 de olur. Sisteme LM aralığında salınım yaptırılması. Arkadaşlar salınımın KN aralığında veya LM aralığında olması Burada periyodu etkileyen bir faktör değildir. Periyot 3 şeye bağlıdır. Burada formülde görüyorsunuz. Birincisi m'e, ikincisi k'ya, üçüncüsü de aslında k'yı etkileyen yayın boyuna bağlı. Yayın boyuna bağlıdır diyeceğiz. Onun için de LM aralığında salınım hareketi yaptığında periyot değişmez. Biz periyodun azalmasını istiyorduk. 3 olmaz. Cevap 1 ve 2, yani C seçeneği doğrudur. Bazı parçacıklara ait hareket durumları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 nolu durumlardan hangilerine ait işaretleme hatalıdır şeklinde sorulmuş. Elektromanyetik dalga oluşturur oluşturmaz. Şimdi elektromanyetik dalganın oluşması için yüklerin ivmeli hareket yapması gerekiyor. Bakın yüklerin ivmeli hareket yapması gerekiyor. 1. Sabit hızla hareket eden proton. Arkadaşlar bir kere Sabit hıza gittiği için ivmesiz bir hareket olduğu için elektromanyetik dalga oluşmaz. Doğru. 2. Yavaşlayan nötron. Yavaşlıyor. İvmeli hareket yapıyor yani. Ama nötron bu arkadaşlar nötron yani bu yüksüz. Yüksüz olduğu için elektromanyetik dalga oluşturmaz. Bu yanlış oldu. 2 yanlış. 3. Çembersel yörüngede sabit süratle dolanan elektron. Şimdi gençler çembersel yörüngede Sabit süratle dolanan elektronu düşündüğünüzde bakın şöyle r yarıçaplı yörüngede elektronumuz ne yapıyor? Şöyle dolanıyor. E hız vektörünü düşündüğümüzde hız sonuçta vektörel bir büyüklük. Yani yönü var. O halde hareket ederken yönü değişmiyor mu? Değişiyor. İvme neydi? Birim zamandaki hız değişimiydi. E hızı değişmiyor mu bu cismin? Değişiyor. Sürekli hızı yön olarak değişiyor. Ondan dolayı da burada cisim çembersel hareket yaptığını düşündüğümüzde arkadaşlar ne oluyor? Ee, bir ivmeli harekettir çembersel hareket. Kuvvet burada cismin yönünü değiştirmek için kullanılmış. Yani burada hızın yönü değiştiğinden dolayı ivmeli bir hareket olur. Ve çembersel yörüngede sabit süratle dolanan elektron elektromanyetik dalga oluşturur. Bu doğrudur arkadaşlar. İvmeli hareket yapmış çünkü. 4. İki nokta arasında harmonik hareket yapan elektron. Harmonik hareket neydi? İki nokta arasında eş zamanlı değişken ivmeli periyodik hareketti. Yani bir cisim K'dan O'ya hızlanıp 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 sonra O'dan L'ye yavaşlayıp yavaşlayıp duruyor. Yani ivmeli hareket yapıyor. İvmeli hareket yaptığı için de bir elektromanyetik dalga oluşturur. Buraya oluşturmaz demiş. Yanlış. Durgun durumda proton. Durgun arkadaşlar bu. Yani yüklerin ivmeli hareket etmesi neticesinde elektromanyetik dalga oluşuyordu. O halde bu durgun durumda proton olduğu için elektromanyetik dalga oluşturmaz bilgisi. Burası da doğru işaretlenmiş. O zaman 2 ve 4 no'lu ifadeler yanlış işaretlendiği için cevap 2 ve 4 yani B seçeneği hatalıdır diyeceğiz. Eş merkez olarak yapıştırılmış R2R yarıçaplı silindirlerle oluşturulan düzenek XY düzleminde bulunan zeminde kaymadan dönerek ilerlemektedir. Düzenek şekilde konumdan geçerken KLM O noktalarının yere göre anlık hızların büyüklükleri sırasıyla BKV ile VM oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Bakın şimdi arkadaşlar bunlar. İki tane silindire eş merkezli yapmışız. Birinci silindirimiz R yarıçaplı, çaplı. İkinci silindirimizde bakın aradaki fark R olduğu için totalde 2 R yarı çaplı. Şimdi birlikte ne yapıyorlar? Dönenek ilerliyorlar. İlerlemeyi sağlayan kim? Büyük kasnağımız yani K kasnağımız. O halde arkadaşlar bakın yarıçapı çapı 2 R olduğundan dolayı burada öteleme hızına 2 V dersem. Buradaki bütün nesnemiz yani r yarıçaplı kasnakta 2r yarıçaplı kasnakta ötelemeden kaynaklanan hız değerlerinin 2v büyüklüğünde olması gerekiyor. O zaman buraya 2v'yi yine L noktasına 2v'li hız büyüklüklerini yazalım. Bir de dönmeden kaynaklanan hızımız var. Bunu da arkadaşlar dönmeden kaynaklanan hızımız da şöyle rengimizi değiştirelim. Şimdi ötelemeden kaynaklanan kim? Büyük kasnak. Ne kadar öteleniyor? 2V büyüklüğündeki hız kadar öteleniyor. E o zaman 2V büyüklüğündeki hız kadar ötelenirken bir de çembersel yani dönme hareketi yaptığı için en dış yüzeyindeki ötelemeden kaynaklanan hızla dönmeden kaynaklanan hız büyüklükleri eşit. K noktasındayken sağa doğru 2V, buradayken aşağı doğru 2V, buradayken sola doğru 2V, buradayken yukarı doğru 2V. Bana K ve L noktalarını sorduğu için Burada 2B büyüklüğündeki hızı yazdım. O zaman K noktasındaki hız büyüklüğü VK hem dönme hem ötelemeden dolayı 4V çıktı. Gelelim şimdi L noktasına. Bakın K noktasında 2V ise L noktasında yarı çapı yarıya indiği için hız da yarıya inmiş olacak. Yani demek ki dönmeden kaynaklanan hız V olacak. E bir ötelemeden kaynaklanan 2V var bir de dönmeden kaynaklanan V olduğu için L noktasının yere göre hızı totalde dönme ve ötelemeden kaynaklanan hız 3V değerine sahip oldu. O zaman arkadaşlar K'nın hızı 4V, L'nin hızının da 3V olduğunu bulduk. 3VK 4VL eşit olur mu? Olur. Bir doğrudur. VL 2V0 demiş. VL arkadaşlar 2V0. Burada tabii VO daha doğrusu. VO dediğimiz orta merkezin hızı Şimdi orta merkez sadece ve sadece hangi hıza sahip? Ötelemeden kaynaklanan hıza sahip. O da arkadaşlar 2V mi? Evet o da 2V hızına sahipti. Demek ki bakın 2V dersem Bu nokta dönme merkezindeki bir nokta olduğu için e, Ne oluyor? Dönmeden kaynaklanan hızı yok. Sadece ötelemeden kaynaklanan hızı var. Yani sadece 2V hızına sahip oluyor. O halde V ile 2 tane V odur demiş. V, 'ye baktığımızda 3V, 2 tane V'ye eşit mi? Değil. 2 tane V O'ya eşit değil. Bu yanlış oldu. 3 VLVM'e eşit demiş. L noktasının hızıyla M noktasının hızı eşit değil. Bakın L noktasının hızına 3V dedik. Hem ötelemeden kaynaklanan 2V hem de dönmeden kaynaklanan V hızlarının toplamına eşit. Ama BM'ye baktığımızda sadece öteleme hızı var. Dönmeden kaynaklanan hızı yok. Neden yok öğretmenim? Çünkü 2 pi r bölü t dediğimizde yarı çapı yok. Yarı çapı yok. Yarı çapı sıfır yani dönme merkezi çünkü bu. Ondan dolayı da bu da yanlış çıktı. Cevap yalnız bir yani A seçeneğimiz doğrudur diyeceğiz. Üretece bağlı sığacın levhalar arasında şekil 1'deki gibi hava bulunmaktayken levhanın arasına diyelektrik sabit havanın ikisinden daha büyük olan diyelektrik madde yerleştiriliyor. Bu durumla ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre tabloya kaç tane değişmez ifadesi yazılmalıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi sığacın plakalar arasındaki gerilimden başlayalım. Arkadaşlar sığacın plakalar arasındaki gerilim üretece bağlı ve üretecin gerilimi sabit olduğu için buradaki plakalar arasındaki gerilim de sabit olacak. Yani değişmez diyeceğiz. Değişmez. Birinci değişmez ifademizi bulduk. Bu bir. Sığacın sığası. Sığa yani kapasite kondansatörlerde e, A bölü D yardımıyla bulunur. A'yı değiştirmedik, D'yi değiştirmedik. Di elektrik kat sayısı ikisinden daha büyük olan malzeme koyduğumuz için birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimizde E arttı için C arttı. Yani sığacın sığası artar diyeceğiz. Burada artar oldu arkadaşlar. Sığaçta depolanan yük, sığaçta depolanan yük Q eşittir V çarpı C yardımıyla bulunuyordu. E gerilim sabit, sığa arttı o zaman yükümüz artacak. E bu da artar çıktı. Levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti, elektrik alan dediğimiz V bölü D yardımıyla bulunuyordu. Yüklü paralel levhalar arasında. V'miz değişmedi, D'miz de değişmedi. O halde elektrik alanımız da değişmez diyeceğiz. Burada değişmez ifadesini iki defa kullandık. Demek ki cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Uçucu olmayan X katısının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. X katısının 10 derecede su ile hazırlanan dibinde katısı olmayan 30 gramlık çözeltisinin sıcaklığı 40 dereceye çıkarıldığında çözeltinin doyması için en az 10 gram X katısı eklenmek zorundadır diyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle 10 derecede 10 derecede su ile hazırlanan ve dibinde katısı olmayan 30 gramlık bir çözeltim var. 30 gram çözeltim var. Şimdi dibinde katısı olmadığı için bu çözelti tam doymuş bir çözelti de olabilir. Doymuş veya doymamış bir çözelti de olabilir. Ama dibinde katısı olsaydı kesin doymuş diyecektim. Ama dibinde katısı olmadığı için belki sınırda ve doymuş ya da doymamış. Şimdi bu 30 gramlık çözeltimiz ki şunu da bilmediğimiz için çözünürlük değerlerini de bilmiyoruz. Burada 10 derece sıcaklıkta çözünürlük değerini de ekstradan bilmiyoruz. Daha sonra sıcaklık 40 dereceye çıkartılıyor. 40 dereceye çıkarıldığı zaman artık bu arada çözünürlük değerini de biliyoruz. Çözeltinin doyması için çözelti doymamış hale geçiyor burada. 40 dereceye çıkartıldığı zaman. Çünkü daha fazla madde çözmesi gerekiyor ama yok. O yüzden doymamış oluyor. Çıkarılımda doyması için en az 10 gram x katısı eklenmek zorundadır diyor. Yani 10 gram x katısı ekleyince doymuş çözelti olmuş. E bizim çözeltimiz 30 gramdı zaten. 10 gram x katısı eklediğin zaman demek ki 40 gram olmuş. 40 gram çözelti durumunda doymuş durumda bu şu an. Peki buradaki değerlere de baktığımız zaman 100 gram su en fazla 60 gram X çözebiliyor. 100 gram su ve 60 gram X'ten oluşan çözelti 160 gramdır ve 160 gramlık bir çözeltide 60 gram X vardır. Şimdi 40 derecede 160 gramlık doygun bir çözeltide 60 gram X varsa 40 gramlık çözeltide o zaman ne kadar X vardır? 4'te biri 4'te biri. O zaman 15 gram X vardır. O zaman biz şu sonucu çıkartabiliriz. E, 10 gram X eklemiştik. Şu an son durumda 15 gram X olduğunu bulduk. 15 eksi 10'dan demek ki ilk durumda bizim bu 30 gramlık çözeltimizin 5 gramı X katısı, 25 gramı su. Şimdi 25 gram su ve 5 gram X varken doymuş da olabilir, doymamış da olabilir. Diyor ki başlangıçta 10 derecede hazırlanan çözelti doygun ise. Eğer doygunsa, doygunsa doygunsa 25 gram su 5 gram X'i çözdüğünde doygunsa 100 gram su o zaman 4 katı 4 katı 20 gram X çözebilir. Dolayısıyla A değeri bu durumda 20 olur. A değeri 20'dir doğru. Başlangıçta yani 10 derecede hazırlanan çözelti doymamış ise, doymamış ise yine bizim 25 gram suda 5 gram x'imiz var ama doymamış olduğu için aslında daha fazla çözebilecekti. Doymamış o zaman mesela diyelim ki normalde 25 gram su maksimum 6 gram x çözebilirdi. Mesela veya 7 gram 8 gram çözebilirdi. Dolayısıyla 100 gram su bu durumda 4 katı altın 4 katı 24 gram x olurdu. Yani 20'den büyük olması gerekiyor. 5'ten daha fazla madde çözebiliyordu ama 5 çözmüş doymamış. Dolayısıyla a değeri 20'den büyüktür ifadesi bu anlamda doğrudur. Şimdi son olarak A 28 ise 10 derecede hazırlanan çözelti 3 gram x eklenirse doygun olur. Şimdi A değeri 28 ise bizim çözeltimiz yine doymamış bu arada A 28 ise. A 28 ise 100 gram su 28 gram x maksimum çözebiliyor demektir. 100 28 çözüyorsa 25 gramlık su o zaman 4'te 1'i 4'te 1'i 7 gram x çözebilir maksimum. Bizde 5 gram x var. Maksimum 7 gram çözebiliyor. 3 gram x ilave edersen 2 gram x geldiği an zaten bu doymuş olacak. Fazladan gelen 1 gram da dibe çökecek. Yani doymuş olacak ve ekstradan dibinde de katısı olacak. Dolayısıyla doygun olur ifadesi bu anlamda doğrudur. Dolayısıyla sorun cevabı 1, 2 ve 3 e şıkkıdır. x2 artı y2 eksi ve z3 artı iyonlarının elektron dizilimlerinin son terimleri verilmiş. Buna göre X, Y, Z elementleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Dikkat edin buradaki bilgileri iyonlar için veriyor. İyonlar için veriyor. İyonlar için. Ancak soru elementler için. Yani temel hal atomik hali için buradaki bilgileri soruyor. Şimdi iyon halinden temel hale o zaman dönelim. X, Y ve Z'nin temel hal dizilimini yapalım. Şimdi X 2 artı 3P6 ile bitiyor. Şöyle ki 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Artı 2 yüklü olması demek 2 tane elektron verdiği anlamına geliyor. Dolayısıyla temel halde 2 tane daha elektronu vardı. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ya da şöyle de görebiliriz. Burada 2, 4, 10, 12, 18 elektronu var. Artı 2 ile 18'i toplarsak 20. Yani 20 tane protonu vardı. 2 elektronu 20 proton 20 elektronu vardı. 2 elektronu verdiği zaman artı 2 yüklü iyon oldu. Dolayısıyla temel halinde 20 proton 20 de elektronu var. 3p6 4s 2 ile bitiyor. Z3 artı da aynı şekilde. 18 tane şu an elektronu var. 3 elektronu vermiş. Dolayısıyla 21 tane protonu vardı. Artı 3 18 daha 21. Dolayısıyla Z'nin temel halinde 21 proton ve 21 elektronu var. Dizilimi de 1s2 2s2 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Y2 eksi ise 2 elektron almış. Yani 2 elektron daha aşağıdaydı. Burada da yine 18, eksi 2 ile toplarsak 16. Temel halinde 16 proton, 16 elektron olacak. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. 4. Yani şu 6'dan iki tane eksik. 3P4. Şimdi temel halleri bu şekilde. X ve Y baş grup diyor. Bakalım S ile bittiği için X ve Y. S ile P ile biterse, S veya P ile biterse baş grup yani A grup elementidir. D ve F ile biterse yan grup yani B grubu elementidir. Z de D ile bittiği için doğru. Periyot numaraları en yüksek baş kuantum sayısıdır. X'de periyot numarası 4, Y'de en yüksek 3 olduğu için 3, Z'de de yine en yüksek 4 olduğu için 4'tür. Dolayısıyla X ve Z eşit 4, Y'de 3 büyüktür. Doğru. En yüksek başkantum sayılarında da aynı ilişki vardır. Doğru. Üçüncü temel enerji düzeyindeki elektron sayıları X'in 2, 6 da 8. Üçüncü enerji seviyesinde X'in 8. Y'nin 2, 4 daha 6. Z'nin 2, 6 daha 8, 1 daha 9. Dolayısıyla 9, 8'den büyük o da 6'dan. Bu da yine doğrudur. X ve Y küresel simetrik özellik gösterir diyor. X küresel simetri özelliği gösteriyor. Evet son orbitali tam dolu ya da yarı dolu ise küresel simetriktir. X'in son orbitali tam dolu. Y'nin ise son orbitali P ve tam veya yarı dolu değil. P3 veya P6 olması gerekiyordu P ile biterse küresel simetrik olması için. Burada P4 ile bittiği için küresel simetri özelliği Y göstermez. Dolayısıyla E şıkkı bu anlamda yanlıştır. Dış basıncın 0,8 atmosfer olduğu bir ortamdaki esnek balonda bulunan 5,6 gram ideal X gazının hacim sıcaklık grafiği burada verilmiş. Buna göre X gazının 2 atmosfer basınç yani X başka bir ortamda artık esnek balonda değil. Bu X gazın 2 atmosfer basınç ve 0 derecedeki yoğunluğu kaç gram bölü litredir diyor. Öncelikle şuraya kadar esnek balon demek. Eğer bu gaz esnek balonun içerisindeyse dış basınç neyse iç basınç da odur. Yani gazın basıncı da aslında X gazının basıncı 0.8 atmosfer. Şimdi dış basınçla iç basınç esnek balonda her zaman eşittir. Dolayısıyla herhangi bir noktadan buradaki grafikte herhangi bir noktadan hacim ve sıcaklığını da bulalım. Mesela şu noktayı seçebiliriz. Şu nokta Şimdi bu esnek balonun içerisinde bulunan x gazı için bir pv -NRT yazalım. pv eşittir nrt. Şimdi bu gazın basıncı 0.8 atmosfer. Seçtiğimiz bu noktada hacmi 11.2 litre. Mol sayısını bilmiyoruz. R değeri 22.4 bölü 273'tür. Sıcaklık da bakın derece cinsinden vermiş. Bu seçtiğimiz noktadaki sıcaklık 273 derece. Dereceden kelvine 273 ilave ederek geçilir. 273 artı 273 yani 2 çarpı 273. Şimdi burada 273'ler birbirini götürdü. 11,2'yi 11,2'ye böldüm 1. 22,4'ü e, 11,2'ye böldüm 2. Burada son olarak şu kaldı. 0,8 eşittir n çarpı 2 çarpı 2'den 4. N o zaman burada 0.8 bölü 4'ten 0.2. Yani bizim gazımız 0.2 mol bu durumda. Ve 5.6 grammış aynı zamanda. N eşittir. M bölü MA'dır. N'i yani molü 0.2 idi. M'i yani kütlesi 5.6. Buradan MA'sı yani 1 molünün kütlesini bulabiliriz. MA 5,6 bölü 0,2'den 56 bölü 2 yani 28. Yani 1 molü 28 gram bu gazımızın. Şimdi gelelim şurada altta sorduğu yere. Buna göre x gazının 2 atmosfer basınç 0 derecede yoğunluğunu soruyor. Gazlarla ilgili yoğunluk soruluyorsa hemen şu formüle gitmemiz gerekiyor. P çarpı MA eşittir DRT. Şimdi P'si zaten 2 atmosfer olduğu durumda demiş. MA'sını zaten biliyoruz. Bu değişmez bir molünün kütlesi 28 gram. Eşittir D çarpı. R değeri burada 22,4 bölü 273 çarpı T 0 derece 273 kelvin demektir. Dolayısıyla bunlar da birbirini götürdü. Şimdi burada 2 çarpı 28 eşittir. D çarpı 22,4. 28, 22,4'ün 1,25 katıdır. O zaman D buradan 1,25 çarpı 2'den 2,5'tir. Dolayısıyla yoğunluk 2,5 gram bölü litre cevap da D şıkkıdır. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Tepkime hızını ikinci adım belirler. Şimdi burada iki tane tepe noktası olduğu için iki basamaklı bir tepkimedir. Çok basamaklı tepkimelerde tepkime hızını yavaş basamak belirler. Peki yavaş basamağı nasıl bulacağız? Burada yavaş basamağı bulmak için eşik enerjisine bakılır. Eşik enerjisi ile hız ters orantılıdır. Birinci tepkimenin eşik enerjisi girenlerle aktifleşmiş kompleks arasındaki enerji farkı yani şurasıdır. İkinci tepkimede ise girenler burası, aktifleşmiş kompleks burası, enerji farkı burasıdır. Şimdi birinci de 200 eksi 20'den eşik enerjisi yani EAI değeri 180 kilojuldur. İkincide ise 250 eksi 150'den 100 kilojul. Burada aktifleşme enerjisi yani eşik enerjisi büyük olan birinci basamak yavaş basamaktır. O yüzden tepkime hızını belirleyen basamak birinci basamaktır. İkinci adım belirler demiş yanlış. Çok basamaklı tepkimelerde katalizör yavaş basama etki eder. Yavaş basaman birinci basamak olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla katalizör kullanılırsa birinci adımın aktivasyon enerjisi azalır. İfadesi doğrudur. Çünkü katalizör eklendiği zaman birinci adımı etki edecek ve birinci adım yeni bir yol izlemeye başlayacak. Örneğin şöyle bir yol izleyecek. Dolayısıyla eşik enerjisi daha küçük bir değer olmuş olacak. Eşik enerjisi şöyle bir şey olacak. Yani 180'den daha aşağıda bir değer olacak. Toplu tepkimenin entalpi değişimi sıfırdan büyüktür. Toplu tepkimede girenlerden ürünlere doğru gidildikçe yukarıya doğru gidiliyor. Yani entalpi değeri artıyor. Ürün eksi giren yani 90 eksi 20'den artı 70 olduğunu zaten görebiliriz. Delta sıfırdan büyüktür. Bu da doğru. Cevap 2 ve 3 değil hangisi yanlıştır diye soruyor. 2 ve 3'e doğru demiştik. Bir yanlış. Cevap yalnız bir A şıkkıdır. 1 haşa zayıf asidinin 5,4 gramının saf suda çözünmesiyle hazırlanan 200 ml'lik sulu çözeltinin oda koşullarındaki pH değeri 4'tür. Buna göre haşa asidinin mol kütlesi kaç gram bölü moldür? Haşan iyonlaşma sabiti yani K değeri 10 üzeri eksi 8. Şimdi HA asidinin Suda iyonlaşma denklemini yazalım. Haşa suya atıldı. Suda. H artı. Suda. Ve A eksi. Suda olmak üzere iyonlarına ayrışır. Şimdi başlangıçta haşanın bir derişim var. Onu şu anlık bilmiyoruz. Dursun. Daha sonra bir miktar haşa, haş artı, artı ve A eksi iyonlaşacak ama az bir miktarda iyonlaşacak. Zayıf asit olduğu için bir değişim yaşanacak. Ve son durumda bu değişimlerden sonra bu tepkime bir noktada dengelenecek. Ve dengelendiği durumda h derişimi ortamın ph'ını belirleyecek. Ve ph'ın da 4 olduğunu söylüyor. ph 4 ise ph'de eksi logaritma h derişimi olduğuna göre buradan h derişimi 10 üzeri eksi 4 olarak bulabiliriz. Denge durumda o zaman derişim 10 üzeri eksi 4'tür. O zaman 10 üzeri eksi 4 molar artmış. Başlangıçta bunlar yoktu zaten. 1'e 10 üzeri 4 eksi 4 artmışsa bu da 1'e 10 üzeri eksi 4 artacak. Bu da 10 üzeri eksi 4. Bu da aslında 10 üzeri eksi 4 azalacak ancak bu durum burada ihmal edilir. İhmal. Başlangıçtaki derişimi de x olsun bu durumda. O zaman denge durumunda da haşar, haşan derişimi x olarak alabiliriz. Şimdi buradan hareketle Denge andaki derişimleri bulduk. E ka'yı da 10 üzeri eksi 8 olarak biliyoruz. Denge sabit olan ka 10 üzeri eksi 8 eşittir. Üründeki maddelerin derişimleri çarpımı. Yani 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü x'in derişimidir. Buradan x eşittir. 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri eksi 4 çarparsak 10 üzeri eksi 8 bölü 10 üzeri eksi 8'den bunlar birbirini götürür. Yani 1. x'in başlangıç derişimi 1 molar. Şimdi x'in derişimi 1 molar olarak bulduk. Şimdi molarite eşittir n bölü v'dir. O zaman 1 eşittir n bölü hacim 200 mililitre yani 0,2 litre. O zaman mol sayısı 0,2 mol. Şimdi 0,2 mollük haşa kullanılmış demek ki. 0,2 mollük haşa 5,4 gram olduğuna göre 1 mollük haşa kaç gramdır? 5 katı 5 katı 5,4'ün 5 katı 5 kere 5 25 5 çarpı 0,42, 2 o zaman 27 yani 1 molünün kütlesi mol kütlesi demektir 27 gram o zaman 1 molü 27 gram bölü mol cevap da B şıkkıdır. 200 gram suda 0,02 mol sodyum nitrat. Şuradaki gibi 200 gram su 0,02 mol sodyum nitrat çözülerek hazırlanan çözeltiye yavaş yavaş 400 gram suda 400 gram suda 0,02 mol alüminyum klorür çözülerek hazırlanan çözelti ekleniyormuş. Buna göre zamanlı kaptaki çözeltinin katyon derişimi, anyon derişimi, aynı koşuldaki kaynamaya başlama sıcaklığı niceliklerinden hangileri artar diyor. Şimdi öncelikle şu ikinci çözelti dökülmeden önceki durumun birinci durum olsun. Birinci durum. Sonra bu ikinci çözelti ekledikten sonra yeni bir durum oluşsun, oluşur. O da ikinci durum olsun. İkinci durum birinci duruma göre acaba artmış mı katyon derişim anyon bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle çözeltide sadece birinci durumda şurası vardı. Burada sodyum nitrat vardı sadece. Sodyum nitrat da suda Na artı sodyum artı yani bu bir katyon artı NO3 eksi diye iyonların ayrışır. Bu iyonlar var. Katyon ne artı NO3 eksi. Burada derişim olarak molaritelerine bakalım. Önce sodyum nitratın molaritesini bulalım. Molarite eşittir N bölü V'dir. Molarite eşittir. Sodyum nitratın molü 0,02 moldü. Gerçi burada molarite değil de molaliteye bakalım. Molalite. Çünkü molarite toplam hacme ihtiyacım var ama yok. O zaman molalite cinsinden derişimleri karşılaştıralım molalite eşittir. N bölü kilogram cinsinden su. Şimdi molalite eşittir. Çözünen maddenin molü 0,02. 200 gram su kaç kilogramdır? 0 0,2 kilogramdır. 0,02 bölü 0,2. Her iki tarafı yüzle çarparsak 2 bölü 20. O da 1 bölü 10'dan 0,1 molal. 1'e 0,1 molal ise bu da 0 ,1 molal. Bu da 0,1 molal. Mesela katyon derişimi başlangıçta 0,1 molal. Anyon derişimi de 0,1 molal. Kaynama noktasında 0,1 artı 0,1'den 0,2 molallik bu iyonlar oluşturuyor. Peki şimdi ikinci duruma geçelim. İkinci durumda da öncelikle şu alüminyum klorür çözeltisi ilave ediliyor. Alüminyum klorür de Al3 artı ve 3Cl eksi olmak üzere iyonlarına ayrışır suda. Önce bu dökülmeden önceki durumunu bulalım bunun da. Bunu da yine molalitesini bulalım aynı şekilde. Molalite eşittir. çözünen maddenin molü 0,02 bölü. Kütlesi 0,4 kilogram. Her iki tarafı 100 ile çarpalım. 2 bölü 40. O da 1 bölü. 2 bölü 40, 1 bölü 20'dir. O da 0,05. 0,05 molal. O zaman Al3 artı da 0,05 molal. Cl eksi ise katsayısı bakın 3 olduğu için 0,15 molal. Şimdi ancak bunlar karıştırıldığı zaman, karıştırıldığı zaman ikisinin de hacmi arttığı için bir miktar burada derişimleri azalacak, molaliteleri azalacak. Şimdi sodyum artı iyonunun mol sayısı İlk durumda 0,02 mol olduğu için bizim maddemiz 0,02 mol. Bu da 0,02 moldü. Bu da 0,02 moldü. Alüminyum klor da 0,02 olduğu için bu da 0,02. Klor eksi ise 0,06 moldü. Şimdi burada katyon derişimi için son durumda sodyum artı 0,02 mol. Alüminyum 3 artı da 0,02 mol. Bu o kaba geldi. Yani toplam katyon katyonun mol sayısı 0,04 mol. Bunu da toplam kütleye bölersek kilogram cinsinden son durumdaki katyonun molalitesini bulmuş olacağız. 400, 200'de 600 yani 0,6 yani katyonun molalitesi çünkü katyonlar 0,02'ye 0,02, 0,04 bölü 0,6. Yüzde çarparsak 4 bölü 60. Burada da 2'ye bölersek 2 bölü 30 1 bölü 15. 1 bölü 15 molal olarak dursun şimdilik. Daha sonra gerekirse düzenleyeceğiz. Anyon. Anyonların toplam molalitesini hesaplayalım. 0,02. 006 da buradan geldi. 0,08 mol. Kilogram cinsinden burada suyun kütlesi ise 600 yani 0,6. Burada 100 ile çarptık. 8 bölü 60. 4'e bölelim. 2 bölü 15. Şimdi son durumdaki katyon derişimi 1 bölü 15. Son durumdaki anyon derişimi 2 bölü 15. Şimdi 1 bölü 15'i yaklaşık olarak burada bir hesaplama yapalım. 1'i 15'e bölelim. 1'de 15 yok. Bir 0 attım. 0 geldi. 10'da yok. Bir 0 attım. 0 geldi. Şimdi yüzde 15. Önün 6 kere olsa 6 kere 5 30 90. 10 böyle 0,06 diye gidiyor. Şimdi son durumdaki katyon derişimi 0,06 yaklaşık olarak. E 0,06 değeri 0,1 değerinden küçüktür. Biz artan değeri arıyorduk. Bu artmıyor, azalıyor. Anyon derişimi 2 bölü 15. Yani 0,06'ın 2 katı değil mi? Yani 0,12 gibi bir şey yaklaşık olarak. E dolayısıyla 0,1'den 0,12'ye çıkmış yani artmış. Anyon derişimi artmıştır. Aynı koşuldaki kaynama noktası 0.06 ile 0.12'yi toplarsak 0.18. E şimdi 0.18 ile 0.19 arasında bir değerdir. Yani 0.2'den her türlü küçük. Dolayısıyla derişim artmamış azalmış burada. Derişim artmıyorsa kaynama noktası artmaz yani azalır. Bu da olmaz. Dolayısıyla cevap yalnız iki B şıkkı. Şurada bunların molalitelerini aslında bulmamıza gerek yokmuş. Burada moller üzerinden son durumdaki derişimleri bulduk. Cevap B şıkkı. Sabit basınçlı, izole bir kapta gerçekleşen bu tepkimeyle kaptaki taneciklerin ortalama kinetik enerjisi azalırken kap hacmi değişmiyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi ortalama kinetik enerji azalırken diyor. Ortalama kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. E kinetik enerji 3 bölü 2 KT formülünden hareketle Kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. Kinetik enerji azalıyorsa, T, K burada sabittir, sıcaklık da azalıyor demektir. Demek ki bu tepkime de sıcaklık, tepkime gerçekleştikçe azalıyor. Şimdi nasıl tepkime gerçekleştikçe sıcaklık azalabilir? Demek ki bu endotermik bir tepkime, yani ısı alan bir tepkime ki tepkime gerçekleştikçe ortamdan ısı alıyor ve ortamın sıcaklığını düşürüyor ve kinetik enerjiyi düşürüyor. Egzotermik olsaydı sıcaklık artardı, ısı vereceği için kinetik enerji de artardı. Peki, endotermik bir tepkime. Bir de diyor ki kap hacmi değişmiyor, aynı zamanda sabit basınçlıydı. Peki, hem sabit basınçlı hem de hacim değişmiyor. Bu nasıl olabilir? Şimdi bu tepkimeyi burada yaşanan olay için bir PVNRT yazarsak, P eşittir, işte, hepsi zaten gaz fazında, P eşittir işte, NRT. R zaten sabit bir değer. Diyor ki sabit basınçlı, yani P değişmiyor. E kap hacmi V de değişmiyor. Ancak sıcaklığın azaldığını biliyoruz. Şimdi P ve RT bağıntısının sağlanabilmesi için, bu eşitliğin sağlanabilmesi için P ve V çarpımı zaten sabit değişmediği için. R sabit, T azalıyorsa mol sayısının artması gerekir. Mol sayısı nasıl artacak? Demek ki bu tepkime ürünlere doğru giderken B ve C'nin toplamı A'dan daha fazla. Mesela A diyelim ki 3 olsun. 3 mol azalırken 2 artı örneğin 4'ten 6 mol oluşacak gibi. Yani harcanan molden daha fazla mol oluşması gerekiyor ki mol sayısı artsın. Yani B ve C'nin toplamı A'dan büyük olmak zorunda. Şimdi buna göre. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerin ısı kapsamından büyüktür. Şimdi bu endotermik bir tepkime. Endotermik tepkime de delta H sıfırdan büyüktür. Delta H da ürünlerin entalpisi eksi girenlerin entalpisidir. Ürün eksi girendir ve bu sıfırdan büyük. O zaman H ürün Eksi hg'yi öbür tarafa atarsak h giren. Yani ürünlerin entalpisi girenlerden daha fazla. Ürünlerin entalpisi girenlerin entalpisine büyüktür ifadesi doğrudur. Şöyle düşünebiliriz. Girenlerin bir enerjisi vardı. Bir miktar daha enerji alarak ürüne dönüştü. O zaman ürün daha fazla. Örneğin 100 kilojirlik enerji aldı. Girenlerin de 300 kilojirlik enerjisi olsun. 300 artı 100'den 400 kilojirlik yeni maddeler oluştu. Yani ürünlerin enerjisi daha büyük. B artı c'nin a'dan büyük olduğunu bulmuştuk. Geri aktivasyon enerjisi ileri aktivasyon enerjisinden küçüktür diyor. Şimdi delta H bir tepkimenin entalpisi ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisinden bulunur. Ve bu sıfırdan büyük endotermik olduğu için. EAG'yi öbür tarafa at. O zaman EAI büyük EAG. Geri aktivasyon enerjisi o zaman ileri aktivasyon enerjisinden küçüktür ifadesi de doğrudur. Cevap E şıkkı. Ergitilmiş AlCl3 alüminyum klorür ve ergitilmiş bakır 2 bromür tuzlarının i̇şte ergitilmiş demek yani burada sıvı hale getirilmiş. Sıvı. Sıvı. Bu tuzlar sıvı hale getirilmiş. Ve karıştırılmış. Karışımın tek bir kapta elektrolize işleminde anotta ve katotta öncelikle açığa çıkan maddeler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi alüminyum klorür sıvı hale getirildiği zaman Al3+ artı ve Cl- iyonları oluşacak. CuBr2 sıvılaştığı zaman cu 2 artı ve br eksi iyonları oluşacak ve başka da iyon yok. Şimdi burada katyonlar katotta indirgenir. Anyonlar ise anotta yükseltgenir. Anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir. Peki hangisi öncelikle olacağını bulmak için eksi ile diğerleri arasında bir çizgi çekilir. Bu çizgiye yakın olan öncelikle yükseltgenir ve indirgenir. Dolayısıyla öncelikle anotta A BR eksi mi CL eksi mi BR eksi yükseltgenecek ve brom gazı oluşturacak ya da brom sıvısı oluşturacak. Brom sıvısı. Katotta ise alüminyum 3 artı bakır 2 artı mı indirgenecek? Bakır 2 artı indirgenip bakırı oluşturacak. Dolayısıyla cevap bu durumda A şıkkıdır. Molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Vesper gösterimi AX3E. Şimdi Vesper gösteriminde Merkez atom en çok bağ yapan karbondur. O A ile gösterilir. Merkez atomu kaç tane atom ya da atom grubu bağlı? 1 2 3 tane. O zaman X3. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var mı? Karbonda yok. O zaman E gösterilmez. AX3E diyor. Yanlış. AX3 şeklinde olması gerekiyordu. Bir yanlış. Merkez atomun değerli orbitallerinin tamamı hibritleşmeye katılmıştır. Şimdi karbon merkez atom ve merkez atom değerli orbitalleri şöyle. Karbon 6 yazıyor zaten. Karbon 6, 1s2, 2s2, 2p2'dir. Şimdi burada s orbitali tam dolu. 3 tane p orbitalinden 2 tanesi yarı doludur. Şimdi bu temel haldir. Daha sonra uyarıldığı zaman karbonun şuradaki bir elektron p'ye geçer. 2s1 olur. 2p3 olur. Daha sonra bakın burada karbonun Şurada bir tane sigma bağı, burada sigma bağı, burada bir sigma bir pi bağı var. Pi bağı oluşmuşsa demek ki buradaki p orbitallerinden birisi hibritleşmeye katılmamış. E değerli, kor orbi değerli orbitalleri zaten bunlardı. Bunlardan üç tanesi hibritleşmeye katılmış, bir tanesi katılmamış. Dolayısıyla bu anlamda ikinci ifade de yanlıştır. Orbitallerin tamamı hibritleşmeye katılmıştır. Diyor. Yani pi bağı PP orbitaller arasında olduğu için... Yani ...hibrit orbitaller arasında olmuyor. Buradakiler ise mesela hidrojendeki S ile... ...karbon burada örneğin... ...SP2 hibritleşmesi yapmış. 1, 2, 3 tane sigma bağı olduğu için SP2. SP2, S. SP2, P. SP2 işte. SP, buradaki oksijenin... ...hibrit orbitaliyle bağ yapmış. Ama bir tanesi katılmamış. Ortaklanmış değerlik elektronu sayısı... ...ortaklanmamış değerlik elektronu sayısından... ...2 eksiktir. Şimdi ortaklanmış değerlik elektron sayısı bağ yapan elektronlardır. 2, 4, 6, 8. Ortaklanmış değerlik elektron sayısı 8. Ortaklanmamış bağ yapımına katılmamış değerlik elektron sayısı ise 2, 4, 6, 8, 10. Dolayısıyla 8, 10'dan 2 eksiktir. Bu ifade doğru. Hangileri yanlış? 1 ve 2 cevap C şıkkıdır. Suda az çözünen iyonik XY katısının çözünme denklemi aşağıda verilmiştir. X'ye katısı su da endotermik olarak çözünüyor. X artı V'ye eksi olarak iyonlarını ayrışıyor. Buradan çift yönlü ok verdiği için de yine suda az çözündüğünü görebiliriz. Zaten başta da söylüyor. X'ye katısının farklı sıcaklıklar ve ortamlardaki çözünürlükleri ile ilgili yani çözünebileceği maksimum miktarlarla ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre S1, S2, S3 arasındaki ilişki. Şimdi üçüncü durumda sıcaklık 40 derece ve saf suda. 1 ve 2'de ise 1'de sıcaklık 20 derece, 2'de 40 derece. Aynı zamanda başka iyonlar içeren maddeler de var. XNO3 maddesi var burada. Şimdi XNO3 maddesi NO3 nitrattır. Nitrattan NO3- iyonu gelir. NO3- iyonun bir önemi yok. Ancak diğer taraftan da X artı iyonu gelecek. X artı bizim az çözülen tuzumuzda da olan bir iyon. Yani ortak iyon. E ortak iyon geldiği zaman başka bir çözeltiden ortak iyon derişimi x artın derişimi artıp reaksiyon sola kayar ve çözünürlük değeri azalır. Dolayısıyla bir ve ikinci çözeltilerde ortak iyon olduğu için çözelti derişimi azalacak. O yüzden saf sudaki çözünürlüğü en büyüktür. Aynı zamanda sıcaklıkla da burada çözünürlük değeri değişir. Endotermik olduğu için sıcaklık arttıkça reaksiyon ürünlere gideceği için Le Chatelier ilkesi gereği çözünürlük değeri artar. Ancak zaten burada en yüksek sıcaklıkta. Diğerlerine göre yani bununla aynı sıcaklıkta. Saf suda dolayısıyla en büyük. 1 ve 2 arasında birincide sıcaklık daha düşük. Sıcaklık azaldıkça reaksiyon sola gideceği için çözünürlük değeri azalır. Sıcaklık üzerinden yorumlarsak birin çözünürlüğü 2'den daha az. Yani 2 birden büyük sıcaklık üzerinden. Peki ortak iyon üzerinden düşünecek olursak ikisinde de ortak iyon var ama birincide 0,4 molar var. Yani daha fazla derişimi daha büyük olan ortak iyon var. Ortak iyonun derişimi arttıkça çözünürlük iyice azalır. 0,2, 0,4. Dolayısıyla derişimler üzerinden de ikinci çözeltide çözünürlük bire göre daha fazla. Çünkü daha az ortak iyon var. Dolayısıyla ikinci çözelti bire göre hem sıcaklığı fazla olduğu için hem de daha az ortak iyon içerdiği için daha yüksek çözünürlüğe sahiptir. O zaman 3, 2, 1 cevap C şıkkıdır. Şekildeki elektrokimyasal pilin 1 atmosfer basınç ve 25 derecede başlangıç potansiyeli P volttur. Bu pilde 1 nolu hücredeki X3 artı derişimi 0,01 molar yapılıp 2 nolu hücrede derişim değiştirilmezse pilin başlangıç potansiyeli kaç volt olur? Elektron verme eğilimi de x'in y'den büyük olduğunu söylüyor. O zaman x y'den büyükse elektron verme eğilimi büyük olan daha aktiftir. Aktif olan taraf anottur. X tarafı o zaman sol taraf anot, sağ taraf katot olduğunu söyleyebiliriz. Nernst denkleminde de 0,0592 yerine 0,06 kullanınız diyor. Şimdi ilk durumda yani bu başlangıç potansiyeli P olduğu durum için yani bu bir nolu hücrenin derişimi değiştirilmeden önce. Nörs denklemi yazarsak çünkü standart olmayan bir pil. E eşittir yani E pil eşittir. E sıfır pil eksi 0,06 bölü n çarpı logaritma anottaki maddenin derişimi varsa katsayısı üs bölü katottaki maddenin derişimi varsa katsayısı üs. Şimdi burada da birisi artı 3 yüklü birisi artı 2 yüklü. Şimdi anotta ...yükseltgenme olur. Anotta x... ...x 3 artıya yükseltgenecek ve... ...3 elektron verecek. Katotta indirgenme olur. Katotta y 2 artı... ...2 elektron alarak... ...y'ye indirgenir. Burada alınan verilen elektron sayıların... ...eşitlenmesi gerekir net tepkime için. Net tepkime de... ...burayı 2 ile çarparız. 6 elektron oldu. Burayı da 3 ile çarparız. 6 elektron oldu. Yani n değeri burada 6'dır... Net tepkimeyi yazmayalım. N değeri 6. Şimdi bu pilin başlangıç potansiyeli P idi. Başlangıç potansiyeli burasıdır. P. P eşittir. E sıfır pil. E sıfır pil değerini bilmiyoruz. Eksi. 0,06 bölü. N değeri kaçtı? 6. Çarpı logaritma. Anottaki maddemizin derişimi kaç? 0,1. 0,1. Varsa katsayısı üst demiştik x 3 artı yonunun katsayısını ne bulduk biz? 2. O zaman 0,1'in karesi. Bölü. Katottaki maddenin derişimi kaç? 0,01. Katsayısı kaç peki? Y2 artı yonunun 3. O zaman üssü 3. Şimdi buradan 0,1'in karesi. Önce şurayı çözelim. 0,1'in karesi. 0, 1'i 10 üzeri eksi 1 olarak düşünelim. 10 üzeri eksi 2'dir. Şurayı da 10 üzeri eksi 2 olarak düşünürsek 10 üzeri eksi 2'nin küpü 10 üzeri eksi 6'dır. O zaman 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri eksi 6'da çıkartılır. Eksi eksi 6'dan. Burası 6 oldu. Yani 10 üzeri 4. Şu ifade 10 üzeri 4. Logaritma 10 üzeri 4 ne eşittir peki? Komple 4 eşittir.

1 nolu hücredeki x3 artı derişimi 001 yapılırsa. Şimdi aynı Nernst denklemini yazdık. Şimdi artık E pil değerini arıyoruz. E pil değeri eşittir. E0 pili zaten bulmuştuk. P artı 0,04. Şöyle yazalım. P artı 0,04 eksi 0,06 bölü n değeri yine 6 çarpı logaritma Artık anottaki maddemizin derişimi 0,01. 0,01'in bakın yine üssü 2 bunu unutmayın. 0,01'in üssü 2 bölü bu da yine 0,01 ama küpü. Şimdi burada önce yine burayı çözelim. Şurası 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4. Alt taraf 10 üzeri eksi 6. 10 üzeri eksi 4 eksi eksi, eksi 6'dan 10 üzeri 2. Yani şurası 10 üzeri 2. O zaman şu log ifadesi komple 2. O zaman e pil değeri P artı 0,04 eksi 0,06'yı 6'ya 0,01 çarpı 2 değil mi? Hatta şöyle yazalım 0,01 çarpı 2'den 0,02. O zaman e pil değeri P artı 0,04'den de 0,02 çıkarsa 0,02 e pil P artı 0,02 yani cevap B şıkkıdır. Tepkimesiyle uygun koşulda C2H2'ye yani şu maddeye asetilene su katılmasıyla elde edilen X ana ürün bileşiği ile ilgili hangileri gerçekleştirilebilir? Şimdi alkinlerin ilk üyesi olan asetilen su katılması sonucunda suyu HOH şeklinde düşünüyoruz. Doğrudan bilgi olarak biliyorsanız yani bilmeniz gerekiyor. Burada şöyle. Alkinlerin ilk üyesine su katılırsa aldehit oluşur. Diğer üyelerine su katılırsa da keton oluşur şeklinde. Ancak biz yine de tepkimeyi de görelim. Şimdi buradaki suyu HOH olarak görüyor düşünüyoruz. Hidrojen bir karbona, OH da diğer karbona bağlanacak ve buradaki pi bağlarından birisi kopacak. Mesela OH buraya bağlandı. Şimdi iki tane pi bağ, ikili bağ var. Bir tane pi bağı kaldı. CH bir tane de hidrojen buraya geldi. Bu olduktan sonra bu yapı enol bileşiğidir. Ve enol bileşiği kararsızdır. Ve kendiliğinden bir şekilde buradaki ikili bağ, pi bağı, zayıf pi bağı buraya doğru gider. Hidrojen de buraya doğru gelir. Dolayısıyla şöyle bir yapı oluşur. Karbona çift bağlı oksijen. Buradaki hidrojeni yine duruyor. Buradaki ikili bağ artık tekli bağ hidrojen buraya geldiği için 3 tane de hidrojen. Bu yapıda bir aldehit yapısıdır. 2 karbonlu bu etan aldir. Brom ile katılma tepkimesi vermez. Çünkü brom ile katılma tepkimesi verebilmesi için bir organik bileşin karbonlar arasında en az bir tane pi bağı olması gerekir ama burada yok. Pi bağı var ama karbonlu oksijen arasında buraya katılma gerçekleşmez. Tollens çözeltisi ile yükseltgenme tepkimesi. Aldehitler Fehling ve Tollens çözeltisi yükseltgenme tepkimesi verir. Hidrojen ile katılma tepkimesi de verir. Yani aldehitler hem yükseltgenir hem indirgenir. Şöyle hatta primer alkol yükseltgendiği zaman aldehit oluşur. Aldehitler de yine yükseltgenebilir. Karboksilik asit oluşur. Tersten de karboksilik asit indirgenip aldehit, aldehit indirgenip primer alkol oluşur. Dolayısıyla aldehitler hidrojenle indirgenebilir bu bir katılma tepkimesiyle toylans çözersiz de yükseltgenebilir. Bu durumda cevap D şıkkıdır. 1X hidrokarbonu ile ilgili bilgiler şöyledir. Bromlu suyun rengini giderir, cis trans geometrik izomeri göstermez, aromatiktir. Buna göre X hangisi olabilir? Şimdi aromatikse benzen halkasını içermesi yani şunu içermesi gerekiyor. C olabilir. D olabilir. E olabilir. A ve B gitti. Bromlu suyun rengini gidermesi için karbonlar arasında en az bir tane pi bağı olması gerekir. Mesela C'de karbonlar arasında pi bağı yok. Burada var ama benzen halkası bromlu suyun rengini gidermez. Benzenin dışındaki karbonlarda olması gerekiyor mesela şurada olduğu gibi veya şurada olduğu gibi. Dolayısıyla C de burada elendi. Şu an iki bilgiyle D veya E olabilir. Cis trans geometrik izomeri göstermez. Şimdi E şıkkındaki madde şurada Şurada. Örneğin bu benzen halkası yani fenil yukarı, CH3 yukarı. Hidrojenler de aşağı olduğu durumda cis izomerisi gösterir. CH3'ün burada. Hidrojenin yukarıda, bu fenilin de yukarıda olduğu durumda trans izomerisi gösterir. Yani cis trans izomerisi vardır. Ancak burada ikili bağ sahip karbona aynı atomlar bağlı olduğu için, hidrojenler bağlı olduğu için cis trans izomerisi yoktur. Dolayısıyla cevap da D şıkkıdır. Bir öğrenci behere glukoz çözelsi ve bira mayası ilave ederek beherin havasını almış. Bakın havası alınmış ve hava almayacak şekilde balon yerleştirilmiş. Deney düzeneğini 37 santigrat derecede bir süre beklettiğinde balonun şiştiğini gözlemleyen bu öğrenci olaylarından hangilerini gözlemler? Şimdi havasız ortamda bira mayasının etil alkol fermantasyonu yapacağını biliyorum. Etil alkol fermantasyonu sonucunda da karbondioksit gazı açığa çıkacak. Bu böyle bir kenarda dursun. Balondaki havayı kireç suyu bulunan kaba boşalttığında kireç suyu bulanıklaşır. Neden? Çünkü karbondöksa kireç suyu reaksiyon verecek. Beherden aldığı çözeltiyi alkol metre ile ölçtüğünde çözeltinin alkolitesinin artması beklenir. Çünkü etil alkol oluşacak. Termometredeki renkli sıvının yükselmesi. Hocam fermentasyon da olsa solunum reaksiyonları da olsa bunlar egzotermik reaksiyonlardır. Dolayısıyla termometredeki civa seviyesi yükselecek. Cevabımız E seçeneği olacak. Bir araştırmacı Kale ve M DNA molekülleriyle ilgili ulaştığı bilgiler sonucunda aşağıdaki bağıntıları oluşturuyor. Buna göre araştırmacının Kale ve M DNA molekülleriyle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? L DNA'sındaki zayıf hidrojen bağ sayısı K DNA'sındaki zayıf hidrojen bağ sayısından fazladır. Şimdi baktığınız zaman timin sayısı bakın K büyük L ama deoksiriboz sayısı K eşit L. Şimdi K DNA'sına bakalım, L DNA'sına bakalım. Deoksiriboz sayısı eşitse bu iki DNA'da da eşit sayıda nükleotit var. Diyelim ki bunlar da biner tane nükleotit olsun. Doğru mu? Şöyle. 500-500 her bir zincirini ayırdım. Timin sayısı K'da daha fazlaymış. Peki hocam bu timin sayısı fazlaysa ikili hidrojen bağ sayısının fazla olduğu anlamına gelir. Burada ise timin sayısı az olduğu için aslında guanistozin oranı fazla olacağından dolayı üçlü hidrojen bağ sayısı fazla. O zaman L DNA'sındaki zayıf hidrojen bağ sayısı daha fazla olacak. L ve M DNA'larındaki guanin sayıları eşittir. Şimdi bir de M DNA'sını ekleyelim. Hocam buraya baktığınız zaman L büyük M deoksiriboz sayısı olduğu için şurada yani M DNA'sında binden daha az sayıda nükleotit olacak. Diyelim ki 800 tane olsun. Şöyle 400-400 yazalım. Olur mu? Ve burada bakıyorum L ve M'nin timin sayısı birbirine eşit. Yani normal şartlarda işte şurada 100 tane timin olsaydı burada 100 tane adenin olacaktı. Hadi burada 100 tane timin olsun 100 tane adenin olsun. Dolayısıyla geriye kalanlar işte 300 guanin 300 sitozin doğru mu? Ama buraya baktığımda 400 guanine 400 sitozin kalmış olacak. Yani guanin sayıları eşit olmayacak. KL ve M DNA'larının prim bölü primidin oranları eşittir. Buna zaten bakmaya bile gerek yok. Çünkü ne demiştik? Ankara gücü bölü Trabzonspor evrenseldir ve 1'e eşittir x kadar adenin varsa x kadar timin, y kadar guanin varsa y kadar sitozin. x artı y bölü x artı y eşittir 1'dir. İnsanın dolaşım sistemi şematize edilmiş. Dolaşım sistemini öğrenen bir öğrenci şemada numaralandırılan damarlarla ilgili hangilerinin doğru olduğunu söyler. Tokluk durumunda 2 numaralı kan damarındaki glikoz miktarı 3 numaralı kan damarındaki glikoz miktarından fazladır. Şimdi 2 numaralı damar bağırsaklardan geliyor, doğru mu? Ben zaten tokum, yemek yemişim. Bağırsaklarımdan karaciğerime doğru ne oluyor? Şeker gidiyor. Dolayısıyla 2 de 3'ten daha fazladır. 3 numaralı kan damarı üre bakımından 5 numaralı kan damarına göre daha zengindir. 5 numaralı damar böbrek toplar damarı. 3 numaralı damar ise karaciğer toplar damarı. Üreyi kim sentezler? Karaciğer sentezler. Nereye verir? Dolaşıma verir. Dolayısıyla 3 de tabii ki daha fazla üre olacak. Sonuçta böbrek toplar damarından üre en az miktarda çıkacak. Sonuçta idrarla atmış olması lazım bir çoğunu. Kanın bileşimi 1 ve 4 numaralı kan damarlarında birbirine yakındır. 1'e baktığınız zaman aslında aorttan ayrılan bir atar damar. 4 de aorttan ayrılan bir atardamar Bileşen birbirine yakındır. İşte oksijendir, besindir vesaire. Cevabımız E seçeneği olur. Bir bitki fizyoloğu stomanın por açıklığının aşağıdaki görseldeki gibi değişime uğradığını gözlemlemiş. Yani por açıklığı kapanmış. Bu bitki fizyoloğu stomanın por açıklığında meydana gelen değişime neyin neden olduğunu söyleyebilir. Şimdi şurada biliyorsunuz ki hocam bekçi hücreleri içeride şöyle fasulye gibi birbirlerine bakan işte iç çeperleri dış çeperlerinden daha kalın olan hücreler. Bir de etrafında komşu epidermis hücreler var. Bekçi hücrelerinde nişasta yani şurada alfa ile yazdığım yerde nişasta hidrolize uğrarsa bu ne demek? Hocam bu glukoz oluşacak demek. Glukoz oluşacak ve bir ozmotik basınç meydana gelecek ve su çekecek kilit hücreler açılacak. Ama biz burada kapanmaktan bahsediyoruz. Bir gitti. Bekçi hücrelerden komşu hücrelere su geçişi. Bakın şimdi kalemin rengini şöyle bir değiştirelim. Bu sefer şu şekilde suyun çıkışı, suyun çıkışı kapanmaya neden olacak. Bekçi hücrelerde karbondüks özümlemesinin gerçekleşmesi. Hocam karbondüks özümlemesi fotosentezdir ve fotosentez sonucunda glukoz meydana gelir. Glukoz da ozmotik basıncı yükseltir. Bu da olmaz o zaman çünkü açılmaya neden olacak bu. Bekçi hücrelerden komşu hücrelere potasyum iyonunun geçişi. Tekrar bakın potasyum dışarı çıkıyor. Doğru mu? Bu potasyumun dışarı çıkışı kapanmaya neden olacaktır. Cevabımız 2 ve 4 olur. Şunu hatırlatmak istiyorum sizin için. Monomer artar, yoğunluk artar, ozmotik basınç artar, stoma açılırdı. Konuda özellikle bunu belirtiyorduk. Dolayısıyla şurada kırmızı ile boyadığım yerde monomer maddeler ya da yapı taşları ya da küçük maddeler artarsa açılır. Ama bakın potasyum gibi kaçış varsa ya da glukoz tüketiliyorsa o zaman ne olacak? Kapanacaktır. Dikkat edelim. Şekilde sinapslarda impuls iletimi gösterilmiş. Sinapslarda impuls iletimi ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Bakın sinaptik veziküller nörotransmitter madde içeriyorlar ve bu nörotransmitter maddeler sinaptik aralığa atılıyor ve karşı tarafta reseptörler tarafından algılanıyor. Nörotransmitter maddeler akson uçlarından egzostoz ile sinaps boşluğuna atılırlar. Doğru bir ifade bakın. Kesecik geliyor. Zara şu şekilde bağlanıyor ve içeriğini dışarı atıyor. Sinapslardaki iletim elektrokimyasal değil, kimyasaldır. Bu aksondaki iletimdir. Nörotransmitter maddeler komşu sinir hücrelerinin reseptörlerine bağlanarak komşu hücrelerde bir cevap oluşturabilir. Cevabımız C seçeneği olur. Bir bilim insanı incelediği bitki hücresinde reaksiyonların gerçekleştiğini gözlemliyor. Bilim insanı incelediği bitki hücresi hangilerine ait olabilir? Burada ışık kullanılarak bir fotosentez reaksiyonu gerçekleşmiş. Oksijenli solunum yapılmış, protein sentezlenmiş, canlı fotosentez yapan bir hücre. Stoma olabilir mi? Olabilir. Çünkü stoma fotosentez yapar. Epidermis fotosentez yapmaz. Meristem fotosentez yapmaz. Palizat parankiması fotosentez yapabilir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 4 olur. Biyoloji öğretmeni bazı göz kusurlarını aşağıdaki gibi tahtaya yazıyor. Biyoloji öğretmeni öğrencilerin çeşitli sorular yöneltip cevaplarını aşağıdaki gibi not ediyor. Buna göre hangi öğrencinin cevapları öğretmen tarafından onaylanır? Numaralı göz kusurlarının hangilerinde ince kenarlı mercek kullanılır? Hipermetropta kullanılır hocam. Yalnız bir buraya göre. Numaralı göz kusurlarının hangilerinde görüntü retinanın önünde oluşur? Görüntünün retinanın önünde oluşabilmesi için göz küresinin önden arkaya uzamış ya da merceğin kalınlaşmış olması lazım. Bu da bana miyopu gösterir. Dolayısıyla 4 ifadesi doğru. Numaralı göz kusurlarından hangileri kornea ve merciğin düzensiz eğriliği sonucunda ortaya çıkar? Astigmatta düzensiz kırılmalar meydana gelir. Numaralı göz kusurlarından hangileri sadece kalıtsal yolla aktarılır? Bakın burada renk körlüğü X kromozom üzerinde çekinik taşınır. Astigmatı da buna dahil ederek İhsan aslında hata yapmış. Enis, Yavuz ve Aykut doğru cevapları vermiş. Şekilde iskelet kasının bantlaşması gösterilmiştir. Olaylarından hangileri kasılma sürecinde gözlenmez? Kasılmada H bandı, I bandı, Z bandı daralır. A bandı değişmezdi. Çünkü A bandı miyozinin boyunu gösteriyordu. Yani kasın içerisindeki aktin ve miyozin proteinlerinin boyu değişmez. Ancak Z çizgileri birbirlerine yaklaşır. I daralır, H daralır demiştik. Bir de hacimden bahsederken L uzunluk A kesit alanı ise şu şekilde kasıldığında L üssü A üssü yani taban alanı çarpı yükseklik oranı değişmez. Kasın hacmi değişmedi. Sarkomer boyunun kısalması söz konusudur çünkü Z çizgileri birbirine yaklaşır. A bandı kısalmaz. H bandı daralır. Cevabımız yanlışı sorduğu için 1 ve 3 olacak. Komüniteler ve tür çeşitliliği ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Karasal komünitelerde Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe tür çeşitliliği azalır. Bunun sebebi hem ışık alma süresi hem de sıcaklık arkadaşlar. Komünitelerin geçiş bölgelerine ekoton denir. Ekotonların özellikleri biliyorsunuz ki komünitelerin kendisinden daha fazla çeşitli tür çeşidine sahiptir. Çünkü her iki tarafa ait türler içerir ama burada yaşamak zor olduğu için ölüm oranı yüksektir. Aynı tür canlılar farklı komünitelerin biyotik faktörlerini oluşturabilirler. Biyotik faktör zaten canlı faktörler demektir. Yani bir ağ canlısı farklı komünitelerde bulunabilir. Nişlere aynı olan türler aynı komünitede birlikte yaşadıklarında türlerden biri kesinlikle rekabette elenme prensibiyle karşı, karşı karşıya kalır. Buradaki kesinlikle ifadesi hatalı. Çünkü rekabette elenme yerine belki de kaynak paylaşımına gidilecek değil mi? Bu ifade o yüzden yanlış bir ifade. Sucul komünitelerde derinlik, suyun sıcaklığı ve oksijen derişimi tür çeşitliğine etkiler, elbette ki etkiler ki biliyoruz. Oksijen sıcaklıkla ters orantılı değil mi çözünürlüğü? Dolayısıyla soğuk mesela sularda e, iri balıklar görürsünüz. Aşırı sıcakta çünkü oksijen derişimi azalacaktır. Derinlikte yine ışık alma miktarı fotosentetik canlıların var olma sebebi vesaire gibi düşünülebilir. Cevabımız D seçeneği olur. Tabloda bazı amünasitler ve bunları kodlayan mRNA kodonları verilmiş. Tabloya göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Bir amünasit çeşidini birden fazla kodon çeşidi şifreleyebilir ki izolosinde bakın bunu mesela görüyoruz ya da de bu var. Bu ifade tamam. Metiyonin, histidin, izolosin, histidin, fenilalenin, histidin amünasitinin dizilimine sahip bir polipeptidin sentez için stop kodonu hariç en fazla 5 çeşit kodon görev alır. Bakın metiyonin, histidin, izolüsin, histidin, fenilalenin, histidin. Şimdi metiyonin için zaten bir tane var. Histidinden 3 tane var ama zaten 2 çeşit maksimum gelecek. Hadi 2'yi de ekledim. Hocam izolüsin doğada kaç tane olduğu beni ilgilendirmez. Elimde zaten bir tane var. Bir çeşit onun için gelir. Fenilalenin de bir çeşit. 2, 3, 4, 5 bu ifade de doğru mRNA'nın nükleotit diziliminde bir bazın değişimi kesinlikle sentezlenen polipeptitteki amino asit dizilimini değiştirir. Bu ifade hatalı. Neden? Bakın çünkü bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifreleniyor. Yani AUC değil de gidip AUA olsa da yine izolesin gelecek. Kesinlik ifadesi hatalı. Cevabımız C seçeneği olur. Şekilde kloroplasta ait X ve Y bölgeleri ve bu bölgelere ait bilgiler verilmiş. Fotosentez reaksiyonlarında X ve Y kısımlarında gerçekleşen olaylarla ilgili hangisi yanlıştır? X klorofil pigmentinin bulunduğu lamelli yapıdır. Şimdi kloroplastı çizdiğiniz zaman içeride şu şekilde tilakoid zarların oluşturduğu granumlar ve granumların bir araya gelerek oluşturduğu granalar söz konusu. Ve bir de sıvı kısım var. Sıvı kısım stroma. Stroma'da DNA, RNA bulunacak ve karanlık evre reaksiyonları gerçekleşecek. X ATP tüketimi demiş. Klorofil pigmentinin bulunduğu bu yapılarda ATP üretilir, tüketilmez. Karbondioksitin indirgenmesi, karbondioksitin özümlenmesi, besin sentezlenmesi aynı şeydir. Ve stroma da gerçekleşir sıvı kısımda. Suyun fotolizi ne oluyordu suyun fotolizinde? Su elektron, proton ve oksijene ayrışıyordu. Bu da aydınlık evre reaksiyonlarında yani klorofilin bulunduğu yerde oluyordu. NatPAsın yükseltgenmesi yani NatP'e dönüşmesi şu şekilde. Buradaki hidrojenler nereye aktarılacak? Karbondioksite. Karbondioksite aktarılıp teorik olarak konuşuyorum böyle besin sentezlenecek. Besin sentezlen yer stromadır. Bu ifade de doğru. X klorofilin indirgenmesi, klorofilin indirgenmesi de yükseltgenmesi de sonuçta tilakoid zarlarda olacak. Bu da doğru. Cevabımız A seçeneği olur. Sekretin hormonuna ait özelliklerden hangileri kolesistokin hormonu içinde geçerlidir? 12 parmak bağırsağı doyodonumdan sentezlenir. Pankreas organını etki eder. Sekretin bir karbonat kolesistokinin enzim ister. Karaciğerden safra sıvısının salgılanmasını arttıran ise sekretindir. kolestokinin safra kesesini uyarır. Cevabımız 1 ve 2 olur. Göçlerin engellendiği KVL popülasyonlarında popülasyon büyüklüğünü etkileyen bazı faktörlerin zamanla değişimi verilmiş. Buna göre KVL popülasyonları ile ilgili açıklamalarından hangileri yanlıştır? K popülasyonu büyüyen, L popülasyonu küçülen bir popülasyondur. Şimdi K popülasyonuna bakıyorum doğum oranı 5x'e kadar çıkmış ve ölüm oranı da x'e kadar düşmüş. Doğru mu? Doğum oranı artmış, ölüm oranı azalmışsa K artan bir popülasyondur. Şimdi L'ye bakalım. L'de de ölüm oranı artmış, doğum oranı azalmış. O zaman L'de küçülen bir popülasyondur. L popülasyonu madem küçülen bir popülasyon yoğunluğu giderek artar mı? Hayır hocam azalır. K popülasyonundaki değişim çevre direncinin artmasına neden olabilir. Evet zamanla ne olacak? Birey sayısı artacağı için alan daralacak, besin azalacak, rekabet artacak. Yalnız 3 olur.